Evet, merhaba. Bazı arkadaşlarımız, izleyicilerimiz görmeden nasıl kendini ortalayabiliyorsun göstermek için, resme nasıl kamerayı denk getirebiliyorsun, önümdeki bu çizdiğim tabletin üstüne nasıl dengeleyebiliyorsun? Bakın, hayatta hiçbir kimseden fazla yardım almayı sevmem. Elimde ne imkanlar varsa onu değerlendiririm, işe yarar vaziyete gelirim, bir de yani getiririm. Yani ne gibi şey gerekiyorsa yapacağım işe o sistemi kurarım. Yani bu benim çocukluğumda çıtalı uçurtma bile yaparken, çünkü Tahtakale'ye çok çıtalı uçurtma verdim, yaptım binlerce. Hepsinin kalıbını yaptım. Mesela çıtaların işte orta çıta düz olması lazım. Üç çıtayı çakıyorsun, ortasından çakman lazım. Ona kalıp yaptım, açtığım zaman ip germek için kalıba geçirdim. Her türlü şeyini mesela kendim yaparım. Öyle bir sistem yaparım kendime. Öyle başarabiliyorum. Şimdi burada size göstermek istiyorum. Çünkü çok merak edenler var. Bütün tabii kendi olanaklarımla, evde elimde olan malzemelerle, şimdi kalkacağım, şimdi işte nereye gitmeye, zaten yasak gidemiyorum da, işte tripod bulmak falan falan falan, böyle şeyleri yapmaya tabii şu anda zor. Kendi kendime bir sistem gerçekleştirdim. Şimdi onu size göstermek istiyorum önce. Çünkü çok merak edenler var. Şimdi bu takılı olan kamera yerinden alıyorum. Kameramı. Kameramı aldım. Şimdi şu gösterebiliyorsam bu tarafa doğru tutuyorum. Artık kusura bakmayın. Bu bir şey. Bu koli bandı. Koli bandının ortasını doldurdum. Şu şeyin, telefonun gireceği kadar bir aralık yaptım. Oraya takıyorum. Ama şimdi taktığım zaman, tabii beni direkt göstermesi için, masada şurada bir şey var. Masanın bir çizgi ayrımı var şöyle. Şöyle bakın, bu tırnağım takılıyor buraya böyle. Şimdi şu yaptığım karton altında bir kutunun üzerine yapıştırdım koliyi. Bir de devrilmesin diye böyle bir kartona, yani bu ambalaj kartonu herhalde, öyle bir şey buldum. Şimdi bunu şu köşeyi şuraya ışı, şeye çizgiye getirdiğim zaman, duvara doğru ittiğim zaman ve bunu şöyle biraz daha çizgiye, bunu da şuraya taktığım zaman, şu aradan taktığım zaman direkt beni gösterdiğini biliyorum. Şimdi şu önümde tablo var. Bu tabloyu da göstermek için şimdi ne yapıyorum? Bunu tutuyorum. Şöyle geriye yaslıyorum. Bakın, burada çıtalar şey yaptım. Kendime şöyle bir siper yaptım kaymaması için öne doğru. Şuraya dayandığı zaman, bak, düz olarak dayandığı zaman, şu da aşağı eğilmiş olduğundan, bunu da şu tablayı da şöyle şöyle koyarsam, mesela şöyle bu işaret var elimde, ona bakıyorum. Şimdi şöyle. Mesela bu tabloyu şimdi göstermek için, şimdi takıyorum yerine. Bakın, şimdi tam tablonun üzerinde olacak. Şimdi bunu takıyorum gene buraya. Taktım. Şimdi burayı görüyorsunuz. Yani şöyle biraz daha çekmem lazım. Şu çizgi var burada, burada da. Bir de şöyle. Bunu böyle görüyorsunuz. Ama bir dik olarak olursa şöyle ayarlamam lazım. Şimdi böyle. Görüyorsunuz. Bu böyle. Şimdi bir de şey var. Mesela müzik falan hepsini burada. Orgum burada. Görüyorsunuz orgumu. Bu orgda da şuradan basıyorum düğmeye. Şöyle müzik yapıyorum. Buradan fon müziğini yapmış oluyorum. Onu da öyle hallettikten sonra, şimdi bakın, şunu, şimdi beni seyrederken bunu alıyorum. Şurada bir yer yaptım şöyle.
köşe, şöyle köşe bir yer. Şimdi bu aleti şöyle getiriyor, yani aleti dediğim işte kartonu anlayın. Şöyle getiriyorum, şu köşeye yerleştiriyorum böyle. Şöyle tam köşede olması lazım ki. Şimdi böyle. Bunu köşeye oturttum. Tamam, bunu şimdi köşeye oturttum. Şimdi bakın, bunu takacağım. Direkt karşıdaki şeyi gösterecek. Resmi gösterecek. Yani eserimi gösterecek şimdi. Şöyle yapıyorum, takıyorum. Tabii bu takılı duruyor da şimdi ben takarken siz öyle görüyorsunuz. Şimdi benim o resmi gösteriyor şu anda. Ondan sonra ne yapıyorum? Kendimi göstermek için buradan alıyorum. Şöyle şuraya getiriyorum. Burada gene masanın çizgisi var. Duvara şöyle düz dayadığım zaman şöyle beni şimdi kesin. Kesin şu anda beni görüyorsunuz. İşte sistemim bu. Bir de şeyi merak ediyorlar. Ya şakır şakır çiziyorsun. Kaç kere anlattım. Diyorum ki bu benim özel bir lastiğim. Bunun üzerine kağıt, işte şurada kağıtlarım. Şuradan bir tane. Şu kağıdı şunun üstüne koyuyorum. Bunun üstüne koyup da her zaman söylüyorum. Yani kalemle siz görün diye kalemle çiziyorum. Esasında benim tırnağımla bile çeksem burada çizgiyi, bu kabartma yaptığı özellik var. Bu lastiğin kabartma yapma özelliği var. O yüzden ben parmaklarımla burada onu gördüğüm için, çizgiyi kabartma olduğundan dolayı, istediğim şeyi takip edip ellerimle yapıyorum. Ve hızlı, rahatlıkla çizebilirim. Çünkü 60 sene uğraştım. 60 sene. Yani bu derece başarabildim. Bir de en önemli olan bir şey var. Ben ressamım. Ressamım dediğim zaman utanıyorum. Çünkü ben ressamlara yani dirsek çürütmüş, okullarda okumuş, ders almış muazzam ressamlarımız var. Şimdi onların yanında ben hiçbir resim dersi almadan ressamım demek bana ağır geliyor. Ben ressam değilim esasında. Tamam, görmez ressam deniliyor ama öyle deniliyor gidiyor. Ben görselliğe dayanan sanatı görmeden başardığım için ben sadece dünyamı tanıdım ve dünyada bulunan, çevremdeki bulunan her şeyi ellerimle dokunup çizebiliyorum ve boyayabiliyorum. Bütün tekniklerini de kendim buldum. Mesela tuval üzerinde eğer ip yapıştırmasam, ip yapıştır yani çizgi olarak ip yapıştırıyorum. O kuruduktan sonra astar vuruyorum. Ondan sonra kısım kısım boyuyorum. Çünkü parmaklarım ipleri gördüğü için tuvalde çalışabiliyorum. Ben bu dereceye geldim. 60 sene uğraştım. Artık kör değilim. Hani bana diyorlar bazen, ben resmen şimdi konuşurken diyorlar ki ya sen görüyor musun? Tabii görüyorum. Eğer ben bu resmi yapamazsam, çizemezsem o zaman görmüyorum. Ama nasıl görüyorum? Dokunma gücüyle görüyorum. Görmek sırf gözle olan bir şey değil. Görmek her türlü şekilde olur. Dokunarak olur. Duyarak olur. Yani bir koku alarak olur. Ya bunu nasıl anlatayım? Bu bambaşka bir his de. Diyeceğim bu, merak eden arkadaşlar gerçekten nasıl yapıyorum, nasıl çiziyorum, işte tekrar bir izah edeyim dedim, anlatayım dedim. Videolarımı izlemeyi takip edin beni, değil mi? Yani izleyin videolarımı, çünkü sizler ne kadar izlerseniz ben daha o kadar hoşuma gidiyor, böyle çok güzel, değişik, enteresan şeyler yapmayı düşünüyorum, videolar yapmayı düşünüyorum. Bir de arkadaşlarınıza eğer tavsiye ederseniz, tabii mümkünse
Ya şey de hoşuma gitmiyor. Ay benim kanalıma abone olun da şu bu falan. Ya o da bana ağır geliyor. Esasında gerçekten bana değer veren, gerçekten sanatıma ve yaptığım bu olaya değer veren kişilerin hani yardımcı olurlarsa bu konuda, üyelerim çoğalırsa bence sonucu güzel olacak diye düşünüyorum. Yani ne diyeyim daha? Başka ne diyeyim? Şimdilik hoşça kalın. Buradan şimdi fol müziği vereceğim şimdi. Durun. Heh, başlıyorum. Şimdi bu fon müziği bittikten sonra bir de şey yapıyorum. Alkış yapacağım ya. Şimdi alkış yapacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Ay. Elleriniz dert görmesin. Hoşça kalın şimdilik.